Geçmişte tank 2000 ihalesiyle başlayan süreçte teknoloji transferinin kabul edilmemesi sonrasında günün şartlarına uygun bir modern tank isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri 2004 yılında kendi tank projesini başlatmak zorunda kaldı. ...2008 yılında ihaleye çıkılan proje ise Otokar'ın kazanmasıyla birlikte 2012'de ilk Altay tankı prototipi görücüye çıkmış oldu. Sonrasında ise yurt dışından güç grubu tedarikinde yaşanan sorunlar ve ambargolar, bunun üzerine yerli güç grubu paketi geliştirme çalışmalarına başlanılması, süreci takip eden diğer gelişmelerde. 2022 yılına geldiğimizde ise 2000'li yılların tehdit ortamı ve tecrübeleri ışığında Türk Kara Kuvvetleri'nin istek ve beklentilerine göre tasarlanan ve geliştirilen Altay ana muharebe tankının tasarımının güncellenmesine başlanılmış, bu kapsamda geçen süre zarfında hem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırlarımız ötesinde icra edilen operasyon ve harekatlarda edinilen tecrübeler ışığında hem de Rusya ve Ukrayna savaşı sırasında ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde Altay ana muharebe tankına bir dizi ilave kabiliyet kazandırılmış ve birçok kritik alt sistemi yenilenmiş ve yerleştirilmiştir. Gelin hep beraber envanterin bu bölümünde önce tanklarımıza uygulanan modernizasyon projelerini ve ardından yeni Altay tankını hep beraber inceleyelim. Hazırsanız GZT Envanter başlıyor. M60T tanklarının tank savar savunma yeteneğinin geliştirilmesi projesi, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında elde edilen tecrübeler ışığında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki M60T ana muharebe tanklarının modern tank savar tehditlerine ve terör unsurlarına karşı daha etkin korunabilmesi ve mevcut sistemlere ilave yetenekler kazandırılmasına yönelik olarak başlatıldı. M60T tanklarının tank savar savunma yeteneğinin geliştirilmesi projesinde imzalar İDEF 2017 fuarı kapsamında 11 Mayıs 2017'de atılmıştı. Proje kapsamında M60T tanklarına 12.7 mm Sarp uzaktan komutalı silah sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi Yamgöz, Aselsan sürücü görüş sistemi ADIS, koruma astarı, iklimlendirme sistemi ve yardımcı güç ünitesi entegrasyonu gerçekleştirilmektedir. Ayrıca geçtiğimiz aylarda Aselsan tarafından geliştirilen Volkan M atış kontrol sisteminin hareketli tank atışlı testlerine başlanıldığı duyurulmuştu. Testlerde hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Tüm bu güncellemeler ile tanklarımız yüksek hedef vuruş olasılığı ile birlikte içinde taşıdığı personele daha yüksek koruma ve durumsal farkındalık sağlamaktadır. Zamanında bu tank İsrail'de modernize işleminden geçmiş bir tank. Yani savunma sanayi olarak yine yurt dışına bağımlı olduğumuz zamanlarda mecburen oraya verilmiş bir proje. 11 Mayıs 2023 tarihi itibariyle imzalanan ve Aselsan'ın tank görev sistemlerinden sorumlu ana alt yüklenicisi olarak görev aldığı sözleşme kapsamında TIK Leopard 2A4 projesi tank görev sistemlerinin BMC otomotive teslimi ve ilgili hizmetler yer almakta. Projeyle Aselsan tarafından geliştirilen ve Altay projesi kapsamında da yer alan sistemlerin Leopard 2A4 tanklarına da entegre edilerek envanterdeki Leopard 2A4 tanklarına da Altay tankındaki kabiliyetlerin kazandırılması amaçlanıyor. Aselsan tarafından sözleşme kapsamında sağlanacak sistemler, tank atış kontrol sistemi, uzaktan komutalı silah sistemi, tank komuta kontrol muharebe ve bilgi sistemi, tank lazer uyarı sistemi, sürücü görüş sistemi, aktif koruma sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi olarak yer almakta. Ayrıca sözleşmede aynı zamanda kapsamlı bir entegre lojistik destek hizmetleri paketi ve bakım onarım desteği de yer almakta. Yapılan açıklamalar ve geçmişte verilen bilgiler ışığında bu modernizasyon paketinin Roketsan zırh kitleri üzerine Aselsan elektronikleriyle inşa edileceği değerlendirilmekte. Roketsan M60A3 ve T-72 ana muharebe tankları için daha yüksek koruma, atış kontrol performansı ve durumsal farkındalık sağlayan MZK kule çözümünü sunuyor. Mevcut kulelerden daha hafif olan 13 tonluk MZK, RPG, tank savar ve 30 mm'ye kadar otomatik top mühimmatlarına karşı arttırılmış koruma sağlıyor. 125 mm ve 105 mm toplarla uyumlu mimaride inşa edilen MZK'da aynı zamanda 125 mm ile 22 adet veya 105 mm ile 18 adet atışa hazır mühimmat bulunduran otomatik yükleyici yer alıyor. Bilindiği üzere Türkiye'nin İngiltere ile M60A3 tanklarını modernize etmek için yeni motor tedariki konusunda görüştüğü basına yansımıştı. 1,5 tonluk ağırlık düşüşü M60A3 tanklarının nispeten düşük korumaya sahip yan kısımları ve önde korumanın güçlendirilmesi için ERA blokları ile değerlendirilebilir. Gelin şimdi yeni Altay tankına geçelim. Projede kullanılan yerli yabancı güç grupları ne seviyede ve Altay tankına yeni eklenen özellikler neler? Teker teker bakalım.
güç grubu ve alt sistemleri ile ilgili aksamların ülkemizde üretimi, testi ve kalifikasyonu için 6-7 yıllık bir süreç öngörüldüğünden bu süre zarfında TSK tanksız kalmasın diye başka bir kaynaktan güç grubu temin edilerek bir miktar tankın bu güç grubu ile hizmete verilmesi kararlaştırıldı. Geçen süre zarfında Kore Güç Grubu'nun Altay Ana Muharebe Tankı'na entegrasyonu ve uyarlanması kapsamında çalışmalar yürütüldü. Kore Güç Grubu'nun yanı sıra yerleştirilen alt sistem ve aksamlarla donatılan prototip tank ile 2022 Nisan ve Aralık aylarında Arifiye ve Şerefli Koçhisar'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayi Başkanlığı yetkililerinin gözetiminde farklı iklim koşullarında performans testleri yapıldı. Söz konusu testler kapsamında atışlar da icra edildi. Tedarik edilmesi planlanan Kore Güç Grubu'nun 40 adetlik Altay T1 ana muharebe tankları için düşünüldüğünü, böylelikle T2 üretimi başlayana kadar özgün güç grubu Batı'nın geliştirme ve test üretim süreçleri için ilave bir sürenin kazanılabileceği değerlendirilmektedir. Yeni nesil Altay ana muharebe tanklarında kullanılacak Batu dizel motoru ile Mart 2023 itibariyle 610 saat çalıştırma testi yapılmış durumda. BMC Power bugüne kadar 5 Batu dizel motoru toplamış. Ayrıca sadece ilk çalıştırma testinde kullanılan, yüklü olarak test edilmeyen 1 adet ara prototip motor ile fuarlar içinde 1 adet mock-up motor imal edilmiştir. Geçtiğimiz aylar içinde 1 adet Batu güç grubu hazır edilmiş ve ilk olarak test merkezinde yüksüz olarak çalıştırılmıştır. Sonrasında ise tank üzerine entegrasyon faaliyetlerine başlanılmış ve fazla halinde tank üzerinde çalıştırma testleri yapılacaktır. Yeni Altay ana muharebe tankında kule tavan zırhı, tepeden vuruş ve saldırı yeteneğine sahip modern anti-tank güdümlü mermi tehdidi de göz önünde bulundurularak imal edilmiştir. Şaside şoför bölmesinin sağında ve solunda 12'şer adet mühimmat rafı yer almakta. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği operasyon ve harekatlarda, gerekse Rusya-Ukrayna savaşında edinilen tecrübeler ışığında olası bir isabet durumunda kule ve şasi içindeki mühimmatların infilak ederek tankın imha olmasına yol açmaması için yeni Altay ana muharebe tankında gerekli tedbirler alınmış durumda. Akkor aktif koruma sistemi, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenmiş atış kontrol sistemi, yenilenmiş araç kontrol sistemi, Aselsan örümcek 360 derece, çevre gözetleme ve lazer uyarı sistemi, değiştirilmiş güç grubu gibi bir dizi iyileştirilmiş ve ilave kabiliyetlere sahip, ayrıca tank üzerindeki hız azaltan, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet sistemi, koaksiyel makineli tüfek, kule çember dişlisi, rotor, çeki kancası, mühimmat rafı, periskoplar, yakıt ve hidrolik pompaları, hidrolik kavrama ve şaft, sintine pompası, yakıt pompası, ön ısıtma pompası, tankın hem görsel hem termal hem de radar izini kayda değer ölçüde azaltan mobil gizleme ağı gibi alt sistemler yerleştirilmiştir. Dolayısıyla yeni Altay, seri üretim için sözleşmesi imzalanan Altay ana muharebe tankına göre daha üstün yeteneklere sahiptir. Roketsan'ın zırh sistemleri konusunda uzun yıllara dayanan bir tecrübesi bulunurken, dünyada bu alandaki rakiplerine göre en büyük avantajı, zırhlı araçlara karşı füze sistemleri geliştirirken aynı zamanda zırh sistemleri de geliştirebilmesinden geliyor. Bu sayede hızlı ve etkin çözümler oluşturabilen firma, aynı zamanda inovasyona verdiği önemle de Altay projesi için yüksek teknolojili malzemelerle daha etkili ve daha hafif zırh sistemleri geliştirmeyi başardı. Altay tankı zırh sistemi, Roketsan mühendislerince güncel tehditlere karşı geliştirilmiş yeni nesil hibrit bir zırh sistemi olarak öne çıkıyor. Sistem içeriğinde bulunan ileri teknoloji zırh malzemeleri ve gelişmiş alt sistemler sayesinde yüksek seviye koruma, minimum ağırlık ve hacim ile sağlanıyor. Zırh sistemi, minimize edilmiş kenar köşe etkileri ve optimize edilmiş yerleşim sayesinde mürettebat bölmesi ve kritik alt sistemler için yüksek başarımda koruma sağlarken, aynı zamanda rakiplerine göre arttırılmış çoklu vuruş dayanımına da sahip. Sistemin sahip olduğu açık mimari, yeni gelişebilecek tehdit senaryolarına göre güncellenme olanağına da imkan tanıyor. Gerek yürüttüğü modernizasyon projeleri ve bu projelerde kullanılan yüksek teknoloji ürünler, gerekse de yeni Altay özelinde yapılan geliştirmeler ile Türkiye ambargolara rağmen büyük ilerleme kaydetmiş durumda. Birçok yerleştirilmiş sisteme sahip olacak olan tanklarımız geleceğe dair güzel sinyaller veriyor. Gerekse Rusya-Ukrayna savaşında edinilen tecrübeler ışığında olası bir isabet durumunda kule ve şasi içindeki mühimmatların infilak ederek tankın imha olmasına yol açmaması için. Gelin şimdi yeni Altay tankına geçelim. Projede kullanılan yerli yabancı güç grupları ne seviyede?